Hande, ne olduğunu söylemeyecek misin? Nereye kayboldun, neden kaçıyordun? Hande, birisi bir şey mi yaptı, bir şey mi söyledi? Hande, bir şey söylemeyecek misin? Ne oluyor Hande, ne oluyor? Ben anne değilim. Dur, anne dur, ne yapıyorsun? Anne! Anne, ne yapıyorsun? Anne! Başka bir şey düşünmedim. Yalan söylerken böyle olacağını bilmiyordum. Düşünmedim hiç. Düşünmüyor ki insan. Sadece hayatta kalmak istedim. Peki kızım. Yaptığım şeyin çok kötü olduğunu farkındayım. Suçum neyse cezasını da çekerim ama şu anda sadece annemi düşünüyorum. Annemi bulacak mısınız? Ne olur annemi bulun, kurtarın onu. Adı neydi annenin? Şermin Şimşek. Hoş geldiniz Genco Bey. Şule teyze. Şule teyze. Hoş geldin Genco. Hande nerede? Konuşsana evladım. Kızım niye yanında değil? Hande nerede? Ya nerede Hande? Hande yok. Kayboldu. Şule teyze, ben gerçekten çok özür dilerim. Bana emanet etmiştiniz biliyorum. Ama birden ortadan kayboldu işte. Ben de belki buraya gelmiştir diye. Bir dakika. Baştan anlatır mısın? Nasıl kayboldu? Nereye gitti? Sultanahmet'e gitmek istedi. Ben de götürdüm. Gittiğimizde ortadan kayboldu. Sonra buldum ben de. Berbat bir haldeydi, çok panikti. Ne olduğunu sordum, nasıl olduğunu sordum. Hiçbir şey söylemedi bana. Sadece buradan gidelim dedi. Sonra arabaya bindik işte, inip gitti. Hem de akan trafiğin ortasında. Nasıl ya? Bir de arabadan inmeden önce ben Hande değilim dedi. Ne dedi? Ah, anne! Şule teyze, ben gerçekten çok üzgünüm. Nasıl olduğunu anlamadım, ne yapacağımı bilemedim ben. Ama onu bulacağız, göreceksiniz. Bu acıyı bir daha yaşamayacağız. Serkan evde mi? Polise gidelim. Şule teyze. Anne. Thank you.
ben. Biliyorum, komiser her şeyi anlattı telefonda. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Üzülme. Zaten bekliyordum ben böyle bir şey. Buyurun. Amirim sizi bekliyor. Şule Hanım çalışma odasında, kapıyı da kapamış. Çaldım ama cevap vermedi. Yok, bu böyle olmaz. Ben Serkan'ı arayacağım. O ne yapacağını bilir. Nereye gider bu kız ya? Merhaba Ekrem Bey. Merhaba. Serkan Kurdoğlu ben. Hande'nin abisiyim. Buyurun. Pardon. Kardeşimin dosyasını incelediniz sanıyorum. Başına gelenleri, hafızasıyla, psikolojisiyle ilgili sıkıntıları biliyorsunuz. Size haber verme nedenim buydu zaten. Öyleyse? Ancak yine de... Bakın şöyle açıklayayım. Kardeşimin yaşadıklarından sonra böyle davranması çok rastlanan bir durummuş. Yani Hande gibi çok ağır şeyler yaşayan insanlar bundan kurtulmak için olmayan birini yaratabiliyorlar. Ben aslında şu daha açıklayıcı olacak sanırım sizin için de. Nedir bu? Hande Almanya'dan geldikten sonra annemden ve Hande'den kan örnekleri alınmıştı DNA için. Bu da onun sonuçları. Bakın orada göreceksiniz, sonuçlar birbiriyle eşleşiyor. İmkansız, öyle bir şey olamaz. Sen benim kardeşimsin Hande. Hande Kurdoğlu'sun. Biz zaten emindik bundan. Ama bak bilimsel olarak da kanıtlanmış oldu. Merak etme, her şey yoluna girecek. Sen hiç düşünme bunları. Affedersiniz. Annem arıyor, merak etti tabii. Efendim anneciğim? Oğlum. Neler oldu biliyor musun? Biliyorum, biliyorum anne. Hande'yi merak ediyorsunuz. Ben sana söylemedim, kusura bakma, benimle birlikte. Seninle mi? Merak etme, getireceğim birazdan kızın eve. Sana bir de sürprizimiz var. Hoşça kal anneciğim. Yok, açmıyor. Ben daha fazla duramayacağım. Şule teyze. Gitmene gerek yok. Gerek yok mu? Evet. Hande abisiyle birlikteymiş. Serkan'la. Nasıl? Anam bu ne lan, her tarafım ağrıyor lan. Oh.
sana lan. Senin telefon gibi Allah belanı versin. Ben senin kardeşin değilim. O test yanlış. Öyle bir şey yok. Bir yanlışlık olmuş. Ben ne dediğimin farkındayım, ne yaptığımın farkındayım. Ben Hande değilim ben. Polise de söyledim. Hasta da değilim ben. Kardeşin değilim ya. Özür dilerim, hata yaptım biliyorum. Hata yaptım yani, özür dilerim. Ama kardeşin değilim ben, Hande değilim yani. Hande değilim ben. Duyuyor musun beni? Bir tepki ver. Hande değilim diyorum. Duyuyor musun beni? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yavaşlasana, ne yapıyorsun? Şermin Hanım. Polise ben haber verdim. Kızımın yerini biliyordun değil mi? Kadındır. Beni anlar dedim. Gelip sana yalvardım. Babasının gözünü kan bürüdü. Kızımı bulma dedim. Sen ne yaptın? Bize tuzak kurdun. Hiç nedenini falan soracak değilim. Çünkü vereceğin hiçbir cevap içimi soğutmaz. Ama madem kızımın yerini biliyorsun, senden yine aynı şeyi istemek zorundayım. Bu sefer lafımı dinle. Kızımı rahat bırak. Bütün bu gördüklerinden sonra içinde eğer birazcık insanlık kaldıysa, kızımı rahat bırak. Bak, onun sebebi olursun. Babasıyla, abisiyle birlikte onun katili olursun. Kızım neredeyse bırak orada kalsın. Bizden uzakta mutlu olsun. Biz ona ölümden başka bir şey getirmeyiz. Bırak Zehra'm yaşasın. Şermin Hanım, bir dakika. Nereye gideceksiniz? Ne yapacaksınız? Çok önceden yapmam gerekeni. Ben bir anne olarak üzerime düşeni yapacağım. Sen de bir kadın olarak doğruyu yapacaksın. Annemle beni tanıdığını söyleyen sen. Ben Hande'yim diyen de sen. Ki zaten öylesin. Yasal olarak da kabul edildi bu. Senin için çok zor, farkındayım. Hiçbirimiz başına neler geldiğini bilmiyoruz.
Hiçbir zaman da bilemeyeceğiz. Eğer hafızan yerinde olsaydı sen bize anlatırdın belki ama ne yazık ki değil. Yani başına neler geldiğini hiçbirimiz bilemeyeceğiz. Ama bundan sonra başına gelecekleri hepimiz bileceğiz. Değil mi kardeşim? Hı? Annemiz seni çok merak etmiş olmalı. Yazık, yaptıklarını duyup üzülmesin. Duyarsa çok üzülür biliyorsun değil mi? Sen annemizi üzmeyeceksin. Biz de ailecek mutlu bir şekilde yaşayacağız. Değil mi? Geldiler. Hoş geldiniz. Paltonuzu alayım. Ceren, bak böyle çok soru sorup da bunaltma kızı, tamam mı? Hmm. Genco öyle arabadan kaçtı gitti deyince yine kayboldu sandık. Hatta annem harap oldu. Bak, korkacak bir şey yokmuş. Evet, kafası karışmış sadece biraz. Eğer sana bir şey olsaydı, bulamasaydık seni kendime asla affetmezdim. Ne oldu Hande? Neden kaçtın? Neden korkmuştun o kadar? Bir an kim olduğunu, nerede olduğunu anlayamamış. Korkmuş tabii doğal olarak. Korkmuş. Yani insan korksa arkadaşının yanından kaçıp arabaların üstüne atlamaz herhalde, değil mi? Yani ailesinin yanına gitmek ister. Sen öyle yaparsın Ceren'cim. Neden normal bir insanın vereceği tepkilerini beklemek saçma olur? Sırf o yüzden değil gibiydi. Başka bir şey vardı. Bakın, size ne olduğunu söyleyeyim. Ondan hiçbir şey olmamış gibi davranmasını bekliyoruz. Çok fazla üstüne gidiyoruz. Ama 7 yıl geçti aradan. Bizden uzaktayken yaşadıklarını unutup kendini bulması için ona biraz zaman vermemiz lazım.
Anne. Efendim. Sana bir sürprizim var demiştim ya. Al bakalım. Bu? DNA sonucu. Sanki bir anne kızını tanımayacakmış gibi bu kadar şeyle uğraştırdılar bize. Formalite tabii ama bitti artık. Teşekkür ederim. Annenin sana göstermek istediği bir şey daha var. Hadi. Biz sevinirsin diye verdik. Sen ağlıyorsun ama anne. Bu sevinç gözyaşları. Biliyorum ama bir tuhaf oldum. Bu bir kağıt parçası. Ama bu artık benim acılarımın son bulduğu bir kanıt. Bu diyor ki sen artık sadece sevinç gözyaşları dökeceksin. Biz zaten kızımla birbirimize bunu kanıtladık değil mi? Buna ihtiyacımız yok. O hiçbir şey hatırlamasını beni görünce tanıdı. Ben de onu ilk gördüğüm an emindim. Bu kalp hiçbir şey unutmaz. Benim içinde yaşatıyorsa hiç unutmaz. Annem, kızım. Yani annem bugün az daha kayboluyordu anne. Bu arada sen nasıl buldun anneyi? Polis aradı. Polis mi? Evet Ceren, polis. Allah Allah. Yani hemen nasıl bulmuş kendi? Ya gide bir soru sorup durma. Görmüyor musun halini zaten? Çok yorgun. Lütfen. Evet annem haklı. Hadi bakalım artık. Hande de dinlensin biraz. Çok yoruldu. Hadi kızım git dinlen sen biraz. Ben artık müsaadenizi isteyeyim. Evet canım, sen de bugün çok korktun. Genco, bu olanlarla ilgili kendini çok suçlama, tamam mı? Hande'nin bu ara biraz kafası karışık. Alışacağız biz de buna. Tabii elimizden geldiğince hata yapmamaya çalışacağız. Ama sırf bizim yardımımız yetmez. Biliyorsunuz değil mi? Ne demek o? Psikoloğa gitmesi gerek. Hem de hemen. Evet, evet. Ben de katılıyorum sana. Hatta belki hafızası bile yerine gelebilir bu sayede. Ben bu konuda doktorlarla görüşürüm. En iyisi kimse bulurum onun için. Peki, sağ ol. Yarın sana haber veririm. İyi geceler. İyi geceler.
Ben anne değilim. Dur! Anne dur, ne yapıyorsun? Anne! Sana bir şey oldu orada. Ne gördün? Neden korktun öyle? Nasıl oldu bu? Ne dönüyor burada? Sana ne oldu Hande? Ne geldi başına? Kadir. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar arayın. Neredesin Kadir? Sela. Kadir. Aç şunu ya. Allah. Zehra. İyi misin? İyi misin? He? Ne oldu şimdi ya? Ya tamam dur. Şşş. Zehra. Bak buna bak. Pisliksin, pisliksin. Pisliksin. Gelmedin yine, tek başıma bıraktın beni. Aptalım çünkü sana inanıyorum ben. Aptal olduğum için inanıyorum sana. Ya bir dur ya. Bir sakin ol. Benim başıma neler geldi sen biliyor musun? Dinlemeyeceğim. Hiçbir şey dinlemek istemiyorum. Yalan söyleyeceksin yine bana. Tamam bana inanmıyorsan şu yüzümün gözümün haline bak. He? Ya benim başıma neler geldi? Sen biliyor musun sen gelmediğini? Biliyor musun sen? Tamam sus. Tamam duyacaklar şimdi sakin ol. Duyacağım sakin ol. Delireceğim ben burada. Delireceğim, anlıyor musun beni? Delireceğim. Dur, Allah Allah. Bir dakika. Test yaptılar bana. Ne yaptılar? DNA testi yaptılar. Hande çıktım ben. Bir şey oluyor, bir şey dönüyor burada. Anlıyor musun? Ben Hande değilim diyorum. Bana herkes Hande'sin diyor. Hande'ymişim ben, öyleymişim. Herkes. Polise gittim, anlattım her şeyi. Polise gittin. Kafayı mı yedin sen? He? Kafayı mı yedin? Ha, içeri mi girmek istiyorsun? Ne anlattın onlara? Annem için gittim, annem için. Mesaj geldi bana. Sen sandım Sultanahmet'e git dedi. Sen oradasın diye gittim. Annem çıktı karşıma sonra. Abimle babam geldi. Kaçtım oradan, annem tek başına kaldı. Bir şey olacak kadına. Bir şey yapacaklar. Mesaj mı? Ne mesajı ya? İşte ben de onu diyorum. Ne mesajı bu? Kim attı o mesajı? Ne oluyor? Bir şey dönüyor burada. Bir şey dönüyor. Anlamıyorum. Ana. Hala. Halacığım. Nur. Ha. Ne oldu? Ağlıyor musun sen? Ağlıyorsun işte, ağlıyorsun. Yoksa defterini bulamadın diye mi ağlıyorsun? Ne defteri? Günlüğün, hala günlüğün. Hani parkenin altına saklamışsın ya, unuttun mu? Bende o. Şey, benim normalde buraya girmem yasaktı. Ama ben girdim işte. Sakladığın yerde defterini bulup aldım. Kızmadın değil mi? Eğer kimseye söylemeyeceğine söz verirsen, ben de sana defterini geri getiririm. Tamam, git getir. Ama ilk önce söz ver babama söylemeyeceğine. Söz? Tamam o zaman. Tamam dur. Tamam tamam ya. İyiyim ben. Nasıl kalayım ben burada? Nasıl kalacağım burada? Görmüyor musun? Ne demek nasıl kalacağım burada? Otur bakayım şuraya.
demek kalamam burada ya? Kalmalısın ama işte. Sen beni dinlemiyor musun? Hı? Burada bir şeyler oluyor diyorum. Duymuyor musun beni sen? Annem diyorum, annemi kurtarmam lazım diyorum. Ya bak burada ne dönüyorsa dönüyor. Ama şu an burada kalmam belli ki onların işine geliyor. Hem şu an senin için en güvenli yer burası. Anladın mı? Hem gitsen nereye gideceksin? Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz bana bir söyle. Annenin yerini biliyor muyuz? Nasıl bulacağız onu? Ama yani ben... Ya aması falan yok bunun. Ne aması? Senin için en güvenli yer burası ya. Burada kalman lazım. Hem annen için kalmalısın, anlamıyor musun? Hem sen burada kal ki benim kafam rahat etsin. Rahat rahat anneni bulabileyim. Değil mi? Bulabilecek misin annem? Ya bulacağım söz. Gerçekten bulacağım. Bak sen burada rahat rahat kal. Benim kafam da rahat etsin. Ne olduğunu ne bittiğini araştırayım. Ondan sonra ne yapacağımıza karar veririz. Anladın mı? Tamam. Güzel gözlüm. Şu telefon diyordun, mesaj geldi diyordun ya. O numarayı versene bana. Ben yeni numaramı alır almaz sana mesaj atarım, tamam mı? Hı. Bir kalem kağıt ver bana. Fışar. Telefonun da sessizliği olsun. Ne olur ne olmaz. Hem bak. Güzel gözlüm. Bir tanem. Bak birkaç gün daha. Birkaç gün daha sabret. Her şey yoluna girecek, tamam mı? Merak etme. Birkaç gün daha sadece. Anlaştık. Gel bakayım buraya. Dikkat et. Tamam. Kapat sen orayı. Tamam. Daha dikkat et. Kapat bir şey olmasın.